Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak umduklarımıza nail eylesin, korktuklarımızdan hıfzı muhafaza eylesin. İnşallah kendine hayırlı bir kul, Habibine hayırlı bir ümmet, vatanına, milletine hayırlı bir fert eylesin cümlemizi. Halifenin Leyla'yı görmesi. Doğu toplumlarının hemen büyük bir çoğunluğunda bir Leyla Mecnun hikayesi vardır. Leyla Mecnun hikayesi incelense Sümerlere kadar, Babillere kadar vardır. Tabii bu toprakların kendine ait Leyla'sı ve Mecnun'u hiç bitmez, tükenmez. Malum bu hikayeyi en güzel şekilde dillendiren Fuzuli'dir. Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun hikayesi dillere destandır. İşte halife Leyla ile konuşmak ister. Rivayet edilir ki halife Mecnun'un babasının arkadaşıdır. Harun Reşit arkadaşının oğlunu bu hale getiren, yani adı Fuat'tır aslında. Ama Leyla'ya aşık olduktan sonra adı Mecnun olur. Fuat'ı bu hale getiren Leyla'yı tanımak ister. Rivayet edilir ki Leyla'yı huzuruna çağırır. Sarayın perdeleri kapalı olduğundan kendince Leyla'yı beğenmez. Hazreti Mevlana da bir şekilde bu hikayeden hep alıntılar yapar Mesnevi'de. Halife Leyla'ya dedi ki sen o musun ki Mecnun senin aşkından perişan oldu ve kendini kaybetti. Sen başka güzellerden güzel değilsin ki. Leyla cevap verdi. Sus. Çünkü sen Mecnun değilsin. Yine rivayet edilir ki Harun Reşit rivayet edildiğine göre Leyla kara kuru çelimsiz bir kimse. Onu huzuruna çağırdığında acaba benim görüşümde bir yanlışlık mı var? Burasının ışıkları yeterli değil de mi göremiyorum onun güzelliğini diye perdeleri açtırır. Perdeleri açtırır bakar yine aynı. Acaba der öylesine belagatlı, öylesine güzel cümleler kurup mütekellim bir kimse mi der? Mütekellim çok güzel konuşan demek. İnsan sıfatı mütekellim olmak. Cevap verir. Sorar. Konuşmasını dinlemek için. Leyla sen misin? Leyla Harun Reşit'in kendisini beğenmediğini anlar. Der ki ben Leyla'yım ama sende Mecnun'un gözü yok. İşte Hazreti Mevlana da
bunu kendine ölçü olarak almış. Uyanık olan daha ziyade uykudadır. Onun uyanıklığı uykusundan beterdir. Uyanıklık ikiye ayrılır. Bir, dünyaya karşı uyanık olmak. İki, manaya karşı, ahirete karşı uyanık olmak. Dünyaya uyanık olanlar manaya kördürler. Manaya uyanık olanlar dünyaya kördürler. Seven aslında sevdiğinden başka bir şey görmediğinden bir şekilde kördür. Dünyayı seviyorsa bir kimse dünyadan başka bir şey görmez. Manaya kör olur. Eğer bir kimse manaya aşıksa, manayı seviyorsa o dünyaya karşı kör olur. Uyanıklık bu manada dünyaysa o uyanık olanlar uykudadırlar. Hani hadis-i kutsi'de insanlar uykudadır. Öldüklerinde uyanırlar der. Dünyaya karşı uyanık olanlar aslında uykudadırlar. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bütün insanlığı ve Müslümanları uyarıyor. Diyor ki insanlar uykudadır. Öldüklerinde uyanırlar. Dünyaya karşı ölümü gerçekleştirmezseniz ahirete karşı uyanıklık olmazsınız. O yüzden başka bir hadis-i şerifte de ölmeden önce ölünüz der. Hani meşhurdur ya, beyaz ölüm, yeşil ölüm, sarı ölüm, siyah ölüm diye renklendirirler. En son ölümü de siyaha koyarlar. Hani beyaz ölüm açlıktır ya, açlıkla terbiye etmek isterler kendilerini. Doğu felsefesinde bu çoktur. Bizde oruç vardır, az yemek vardır. Hani bir ölüm de az uyumaktır ya. Bizde ölümün veçesi üçtür. Az yemek, az konuşmak. Az yemek, az konuşmak, az uyumak. Ölmeden önce ölünüzü yakalayabilmek için bu üç şey lazım. Az konuşmaktan mana haram konuşmamak, boş konuşmamak. Az uyumaktan mana gece namazı kılmak, teheccüh kılmak, Allah yolunda koşuşturmak. Bu noktada az yemekten mana haram yememek, günde iki öğün yemek, doymadan kalkmak. Bu üç adımı atmayan bir kimsenin ölmeden önce ölünüzü yaşaması mümkün değil. Hatta biz az konuşmayı bütün meleyani konuşmalardan sıyrılıp sadece Allah'ı zikretmek olarak algılamamız gerekir. Az yemekten kastımız Allah yolunda ibadet edip bu dünya nimetlerinin peşinde koşmamakla algılayabiliriz. Az uyumakla alakalı meselemiz de geceleri boş geçirmeyip her seher vaktinde Allah dünya semasına tecelli eder. Yok mu dua isteyen duasını kabul edeyim? Yok mu dertli olan derdine derman vereyim? Yok mu rızık isteyen ona Rezzak ismimle rızkını bollaştırayım? Yok mu sıkıntısı olan sıkıntısı için bana dua etsin, sıkıntısını def edeyim? Yok mu bir müşkülat olan müşkülatını halledeyim? Yok mu herhangi bir istekle bana gelen onun isteğini yerine getireyim, halini yaşamaktır. Geceleri Allah'ı zikredip
Allah'la baş başa kalmaktır. İşte Hazreti Mevlana diyor ki, canımız hak ile uyanık olmazsa, uyanıklık bizim için iki dağ arasında boğaz ve geçit. Eğer canın dedi beden, komple ruh, nefis, ruh, can, insanların uzuvları, her şeyi hak için uyanık olmazsa, asıl uyanıklık neymiş? O kimsenin Allah için uyanık olması, haramlardan uzak durması, kendini Allah'a sevmeye adaması, kendisini insanları uyandırmaya adaması, Allah için yaşaması, Allah için nefes alıp vermesi, Allah için hareket etmesi, Allah için sevmesi, Allah için buğz etmesi, Allah için yaptığı bütün her şeyi yapması. Eğer ki bu noktada uyanık olmazsa, o kimse diyor iki dağ arasında boğaz ve geçit gibidir. Yani boğaz ve geçit gibidir, iki dağ arasında bir vadi gibi. O vadiden gelen geçer boyuna, yürüyen gider boyuna, onda hiçbir şey kalmaz. Bir geçit gibi, ne dünyadan bir şey kaldı ne ahiretten bir şey kaldı. Bir geçit gibi, yemek boğazı gibi. Buradan girdi, çok affedersiniz, aşağıdan çıktı. Geçit gibi, hiçbir işe yaramadı, hiçbir anlamı olmadı, hiçbir manası olmadı. Oysa insan mana demek. Eğer siz o manadan uzak yaşarsanız, çok özür dilerim ama hayvandan farkımız yok. Ancak o manayla biz değer kazanacağız. O mana bize bir değer katacak. Eğer Allah'la uyanmadıysak ve Allah'la dirilmediysek ve Allah'la hemhal olmadıysak, o zaman bizim insanlığımız dahi tartışılır. Canın her gün hayalin tekmesini yemeden, ziyandan, faydadan, elden çıkarma, kaybetme korkusundan ne temizliği kalır, letafeti, ne kuvveti, ne de göklere çıkacak yolu. Eğer sen her gün alamadım, satamadım, yapamadım, edemedim, şu torunlara da bir fabrika bırakamadım, eğer sen her gün bir fukara geldiğinde aman iflas ederim ben buna yedirmeyeyim, İşçinin maaşını aman ben bir ay daha repoda bekleteyim, ben ne yapıp yapıp seneye bir fabrika daha kurmam lazım ama haram ama helal demiyorsan, aman şu kızı ben bir ev vereyim de hangi adamla düşüp kalkıyorsa düşsün kalksın şimdi sonunda bir adamla evlensin, kendi kendine bütün haramları helalları yok sayaraktan kendi kafandan o hayalden bu hayale kuruntuları heva ve hevislere göçüyorsan, hep o kurmuş olduğun hayallerin tekmesini yiyeceksin. Hayal odur ki seni Allah'a yaklaştırsın. Hayal odur ki senin manana mana katsın. Hayal odur ki seni nefis meratiplerini bitirsin. Hayal odur ki seni perdeden perdeye geçirsin. Hayal odur ki seni hayalden hayale sürüklerken o hayal senin için Allah'a vuslat olsun. Eğer böyle değilse senin ne temizliğin kalır, ne letafetin kalır, ne de kıymetin kalır. Sen bu dünyaya ait değilsin. Ama bu dünyaya ait bir şekilde yaşarsan senin göklere urucun olmaz. Senin ötelere doğru gidişin olmaz. Sen öylesine bir mana ehli ol ki dünya cifedir hadisi şerifini yaşa, dünyaya bağlı olarak yaşama. Hazreti Mevlana'nın mesnevisinde ey oğul
Ne zamana kadar gümüşe ve altına bağlı kalacaksın? Hür ol. Sözünü her daim nefsinde o haykırışı hissetmezsen, altına ve gümüşe bağlı kalırsan, bil ki ötelere doğru senin bir urucun, ötelere doğru bir gidişin olmayacak. Uyumuş ona derler ki o her hayalden ümitlenir, onunla konuşur. O kimse gaflet uykusundadır. Gaflet uykusunda olduğundan her daim kendince, kendi kurguladığı şeylerle konuşur. Hani meşhurdur ya, aç tavuk kendisini buğday ambarında zannedermiş. Eğer sen dünyaya aç isen hep buğday sayıklarsın. Eğer karnının açlığını düşünüyorsan ve doyurmayı düşünüyorsan sen hep ekmek sayıklarsın. Eğer sen Allah'a uruç etmeyi düşünüyorsan Allah'ı sayıklarsın. Seven sevdiğini zikreder. Seven sevdiğini görmek ister. Seven sevdiğinin yanında sükuna erer. Seven sevdiğine doğru koşar. Seven sevdiğiyle hemhal olur. Kendini aldatma. Dünyanın içerisinde dünyaya taparken kendini Allah'a aşık zannetme. Uyan. Hani İbrahim Ethem sarayında yaşıyordu ya, yumuşacık yatakların üzerine yattı, kendince Allah'a huslat ümit ediyordu ya. Hani damda birisi dolaşmaya başladı. Dedi ki aşağıdan, ey nöbetçiler, bakın şu adamı ne arıyor damda. Nöbetçiler koştular, dediler ki padişahın sarayında, sarayının damında ne arıyorsun? O da dedi ki devemi arıyorum. Dedi ki ey haşmetlüm, devesini arıyormuş. Bir ahmak padişahın sarayının damında deve aranır mı? Yukarıdan seslendi. Bire gafil, sen ipek yorganlar, çarşaflar, yumuşacık yataklar içinde Allah'ı arıyorsun ya. Benim damda deve aramam mı? Yanlış. Silkelendi İbrahim Ethem. Dedi doğru. Yumuşacık yatakta Allah'ı arıyorum. Hani Niyazi Mısri der ya, karınca gibi küçük küçük yürür, melekleri seyran etmek istersin. Tırnağında bir damla su görür, kendini ummanda zannedersin. Hani Hazreti Mevlana bir hikaye anlatır yine Mesnevi'de. Bir sinek der, saman çöpünün üzerine geçmiş, eşek sidiğinin içerisinde kendini kaptanı derya zanneder. Bir sinek, saman çöpünün üzerinde eşek sidiğinin içerisinde kendini kaptanı derya zanneder. Saman çöpünü büyük bir gemi, kendisini de o geminin kaptanı, çok affedersiniz, eşek sidiğini de derya görür ve sinek o saman çöpünün üzerinde büyük bir kibirle kalkar, kendini kaptanı derya görür de. Dünyaya gözünü kapatmayanlar işte böyledir. O sorar, hocam ben bir kediye ekmek verdim, cennetlik oldum mu? Ben ama hep aç kedileri doyururum. Kalbim de çok temizdir. Kardeş, ne kadar güzel hayvanlara bakıp beslemeniz, onlara karşı hüsnü niyet göstermeniz, hayvanlara baktığınız, ilgili olduğunuz kadar şu köprünün altında yaşayan fukaralara da baksanız, şu hayvanlara baktığınız kadar, kucağınızda dolaştırdığınız kediler kadar, Varoş'taki bir fukaranın evine de bir baksanız. Yok,
almış kucağına, annem, annem, yavrum. Oğlum bunu kime diyor dedim ben. Bir baktım kedi var kucağında. Yavrunuz mu dedim. Baktı bana. Dükkanın önünden geçiyor. Dedim yavrunuz mu, annesi mi oluyorsunuz dedim. Ben onun annesi gibiyim dedi. Ah keşke bir fukara yetim annelik yapsaydın. Bir yetimin başını okşasaydın da onu okula götürseydin. Bir formasını alsaydın, bir ayakkabısını alsaydın. Keşke o kediye yapacak olduğun masrafı götürüp bir yetime, bir dula, bir şehit ailesine verseydin. Senin vatanını koruyor. O köpeğe yapacağın masrafı gidip bir şehit ailesinin yetimine verseydin. Gidip bir fukaraya verseydin. Yok. Kediye bakıp cennetlik olacak. Ya bir tane böceği kenara alacak, oraya koyacak, cennetlik olacak. Namazda, abdestte, oruçta, iyilik yapmaktı, hayır hasenattı, Allah'a iman etmekti, zekat vermek, hacca gitmek, iyi insanlar olmak, komşularla iyi geçinmek, kimseye tepeden bakmamak, kibirli olmamak, hüsnü niyet sahibi olmak, selametli olmak, geniş olmak, etrafa yardımcı olmak, faydalı olmak. Sizin en hayırlınız etrafına en fazla faydalı olanınızdır. Sizin en hayırlınız etrafına hiç zarar vermeyeninizdir. Diline, gözüne, kulağına, eline, ayağına, kalbine, uzuvlarına sahip olmak, haramlardan uzak durmak. Bunların hepsini Kur'an'da başlı başına edep, sünnet-i Resulullah başlı başına edep aldık. Bunların hepsini de bir kefeye koyduk. Bir kediye su verdik, cennetlik olduk. Var ya eski ümmetlerden birisi bir suyun başına gelmiş, bakmış ki bir köpek bir türlü suyu içemiyor kuyuda, çünkü mübarek inmiş kuyuya, başından da kepi çıkarmış, aşağıdan bir su almış, çıkarmış o köpeğe sulamış. Hadis-i şerif Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri aktarıyor, diyor ki Allah o kimseyi cennetine koydu. Harika. Ben o kızcağıza dedim ki çölde yürüyorsun. Çölde bir kuyunun başına geldin, bir tane kedi, bir tane köpek susuzluktan ölmek üzere. Sen kuyuya in, kepinden su çıkar ona, içir. Vallahi dedim cennetliksin. Dedim mübarek kızcağız. İnsanlar o kadar çok israf ediyorlar, atıyorlar ki dedim. Şimdi zamanın kedileri, kuş tutayım, fare tutayım, ihtiyaç yok. Hiç siz bir tane avcı kedi gördünüz mü kuş tutan? Bir tane avcı kedi gördünüz mü fare kovalayan, fare tutan? Beslediğiniz kediler ağzında fareyle evinizde çıkıyor mu? Evinde fare dolaşanların evlerinde kedi beslemeleri caiz. Ya eviniz fareden geçilmiyor, o yüzden fare besliyorsunuz? Öyle ya, evde vardır faredir, kertenkeledir, dolaşıyordur fare, o zaman kedi besleyecekler. Çobanların köpek beslemeleri caiz. Evinde demek ki 5-10 tane koyun var ki bir tane çoban köpeği lazım. Kapattık. Uyumuş ona derler ki o her dünyevi şeyden hayallenir, ondan ümitlenir, onunla konuşur. Akşama gidecek, masayı bir güzel kuracak, şişeyi de açacak. Oo, onun hayaliyle akşamı edecek. Sakın etmeyiz demeyin, ben oradan geldim. Gündüz çalışırken akşama sayan orada kim var? Sayanora'da kim sahne alacak? Ona bakıyorduk biz. Öyle. Ya işte yok öyle. Yok hayır öyle değil. Onun hayaliyle yaşarsın. Neyi seviyorsan onun hayaliyle yaşarsın. Bu akşam Esengül'ün sahnesi var mı? Var. Bu akşam Esengül'e gidilir. Masada gelsin söylesin ya. Onun hayali olmaz mı? Eğer zaten onun hayalini kurmuyorsanız siz onu sevmiyorsunuz. Sevdiğin şeyin hayalini kurarsın.
Neyi seviyorsan onu hayallersin. Neyi seviyorsan. Neyi seviyorsan hayalinde onunla konuşursun. Neyi seviyorsan hayalinde onunla dertleşirsin. Neyi seviyorsan hayalinde onunla düşer kalkarsın. Şimdi bak da sabahtan neyin hayalini kurduğunu gör. Sabahleyin kalktığında neyin hayaliyle yaşadığını gör. Akşamlarken neyle hayallediğini gör. Gece yattığında hayalinde kimin olduğunu gör. Gece yattığında hayalinde ne olduğunu gör. Sen osun, onunla alakalısın. Başka bir şey değilsin. Eğer hayalinde ezan okuyorsan sen müezzin olacaksın. Eğer hayalinde namaz kılıyorsan namaz olmuş senin. Eğer gece yattığında kendini zikrullah halakasında Allah 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 dediğini gördüysen sen zikrullahı çok seviyorsun. Sen hayalinde gece yattığında ya Rabbi şuram şöyle olsun. Ya Rabbi bu böyle olsun. Ya Rabbi beni affet. Ya Rabbi beni iyi eyle. Ya Rabbi beni güzel eyle diye yattıysan bil ki ona sahipsin. Duan kabul oldu. Ne tarafa koşuyorsan ben yarın sevgilimi görmem lazım. Onunla konuşmam lazım. Ona mesaj çekmem lazım. Onunla bir dertleşmem lazım. Ona bir şey söylemem lazım. Ben onu görmem lazım. Dediysen onu seviyorsun sen. Onu seviyorsun. Ben yarın gideyim de dükkana yarın 100 milyarlık satış yapmam lazım diyorsan sen onu seviyorsun. Ona koşuyorsun. Uykuda şeytanı huri gibi görür. O gerçekten uyuyanlar uykuda şeytanı huri görür. Kadınlar da erkekler de derler ya şeytan bizi aldattı diye. Şeytan aldatır. Niçin? Onu hayalliyor. Şehvete düştüysen sabaha şehvetle kalkarsın. Şeytan gelir seni aldatır. Ama erkek suretinde ama kadın suretinde. Seni aldatır. Senin çünkü şehvet her tarafını sarmış. Haram olan şehvet. Sonra şehvetle şeytana erlik suyu döker. Sonra da ne yapar? O kimse şehvetle haşır neşir olur. O yüzden Hazreti Allah ey Davut uyanık ol. Yani dünyaya karşı sen kendine dikkat et. Heva hevese karşı kendine dikkat et. Şeytana karşı kendine dikkat et. Din kardeşlerine karşı yumuşak davran diyor. Din kardeşlerine yumuşak davran. Davut Aleyhisselam'a söylüyor. Sana benim istediğim doğrultusunda itaat etmeyene ve seninle muvafık olmayana dost olma. Çünkü o senin düşmanındır. Ey Davut, Allah'a dost olanlarla dost ol. Eğer Allah'a dost olanlarla dost olmuyorsan sen benim düşmanlarımla dost oldun demektir. Allah'a dost olanlarla dost olmak zorundasın. Uykudan uyanmak için. Kur'an'la dost olmak zorundasın. Muhammed-i Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem'le dost olmak zorundasın. Allah dostlarıyla dost olmak zorundasın. Müminlerle dost olmak zorundasın. Kimleri sevdiğini sırala, sen onlardansın. Neyi sevdiğini sırala, sen onlardansın. Sevdiniz, buraya geldiniz, siz buraya aitsiniz. Gidip deniz kenarında kahve içebilir miydiniz? Evet. Deniz kenarında kafelerde oturabilir miydiniz? Evet. Var mı? Evet. Herkese de açık mı? Evet. Ait olduğunuz yere geldiniz. Aidiyet kesbettiğiniz yere geldiniz. Allah mutluluğunuzu artırsın inşallah.
Hazreti Cenab-ı Hak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin üzerinden şöyle diyor: ey Muhammed, sen onlara şöyle de, size bir tek öğüdüm var. İkişer ikişer ve teker teker Allah'a yönelin. Size bir tek öğüdüm var. İkişer ikişer veya teker teker Allah'a yönelin. Sonra düşünün, arkadaşınızda delilikten hiçbir eser yoktur. O şiddetli bir azabın gelip çatmasından önce size uyaran bir peygamberden başka bir şey değildir. Sebe ayet 46. Allah'a yönelenler ancak uykudan uyananlar. Allah'a yönelmiyorlarsa onlar, insanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanırlar hadisi şerifinin ne yazık ki içinde, kapsamında kalıyorlar. Cenab-ı Hak hepimizi Allah'la, Resulullah'la, Kur'an'la, sünnetle uykudan uyananlardan eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışıp Kur'an ve sünnet dairesinde yürüyenlerden eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi dost doğru kendi dininin üzerinde yaşattıklarından eylesin inşallah. Ayın 9'unda mı? Ağustos'un 9'unda Allah izin verirse inşallah tekrar burada görüşeceğiz. Şimdi semada inşallah bir ve beraber olacağız. Semada toplanacağız inşallah. Semada toplanmak üzere inşallah haklarınızı helal edin.